Uzun yıllarını cezaevlerinde geçirmiş bir dostum yazısına şöyle başlamıştı. 12 Eylül zindanlarının Diyarbakır hapishanesinde yatmış bir Kürt köylüsü yanında biz konuşurken utanırız. Onlar vahşet yaşadı, biz zulüm. Acıları yarıştırmak edebimiz değil ama sormadan geçemeyeceğiz. Hele anlatın bize, 12 Mart'ta ne yaşadınız? Denizler idam edilirken kime dua ettiniz mesela? 12 Eylül'de kaçınız işkence gördü? Ömrünün en güzel yıllarını hapishanede geçirdi. Kaçınız bir kuytuda yargısız sorgusuz katledildi? Biz direnirken, ölürken sahi siz hangi kariyer planlamasını yapıyordunuz? Öyle bir hava yarattınız ki sanki zulmün tarihi 28 Şubat'ta başlıyor ve bitiyor. Ben biraz daha açayım. Zulmün bittiği falan yok. Hatta öyle bir hal aldı ki 12 Mart'a, 12 Eylül'e rahmet okutuyor. 28 Şubat denince ikna odalarını zulüm diye anlatıyorsunuz ya, merak ediyorum. Özgürlük talebiyle meydanlara indiğinizde Ethem gibi kafanızdan polis kurşunuyla vurulup öldürüldünüz mü? Peki Ali İsmail gibi gece yarısı polis gözetiminde sokaklarda tekmelenerek öldürüldünüz mü? Polise galoş giy dediğiniz için hayatınızın baharında dilek gibi öldürüldünüz mü? Yarbay Ali Tatar gibi Ergenekon kumpaslarında haysiyet cellatlığına uğrayıp intihar etmek zorunda kaldınız mı? Siz hiç Taybet Ana'nın evlatlarının yaşadıklarını yaşadınız mı? 5 metre ötenizden vurulmuş annenizin cenazesini alamadığınız oldu mu hiç? Annenizin cenazesi köpeklere yem olmasın diye sabahlara kadar nöbet tuttuğunuz oldu mu? Ceylan gibi küçücük yaşınızda kırlarda oynarken ya da bir lokma ekmeğin peşinde koşan, koşturan Rovoskili Kürt gibi bombalarla parçalandınız mı? Kürt oldunuz mu hiç? Şehirleriniz, köyleriniz yerle bir edilirken iradeniz kayımlarca gasp edildi mi hiç? Veya eş başkanlarınız cezaevlerinde olmalarına rağmen bakanlarca hemen her gün hakarete uğrayıp aşağılandınız mı? Barış istediniz diye tutuklandınız mı? İşkence gördünüz mü? İşinizi, aşınızı kaybettiniz mi? Mehmet Fatih Tıraş gibi bilim basamaklarının daha başındayken mahkum edildiğiniz çaresizlikte ölümü tek kurtuluş yolu olarak gördünüz mü? Hamile halinizle parkta tekme tokat dövüldünüz mü hiç? Otobüslerde sebepsiz yere tekmelendiniz mi? Üstelik sizi dövenlerin, sizi korumakla yükümlü yargı tarafından ertesi gün serbest bırakıldığına tanık oldunuz mu? Sadece gazeteci olduğunuz için, sadece haber yaptığı için terörist ilan edilerek hapishanelere dolduruldunuz mu? Siz hiç alibi oldunuz mu? İbadetinizin şeklini devlet belirledi mi? Ders kitaplarından tutun, iktidar katına varana kadar sürekli olarak hakarete uğradınız mı? İnancınız yüzünden devletin tüm kapıları yüzünüze kapandı mı hiç? Bunları yaşamadıysanız zulmün ne olduğunu da bilemezsiniz. Evet, o süreçte başörtüsü yüzünden eğitim hakları elinden alınan, gasp edilen genç kızlarımız mağdur edildi. Ancak onlar eğitim hakları için direnirken siz iktidar uğruna hocanıza darbe peşindeydiniz. Sahi 28 Şubat olmasa hocanızı devirebilir miydiniz? Tarafından zulüm gördüğünüzü iddia ettiğiniz ordunun 20 yıl sonra dinci darbe girişiminde bulunmasına baktığımızda tüm senaryonun sizi var etmek için hazırlandığını düşünmemek elde değil. Şimdi Hürriyet gazetesinin karargah rahatsız manşeti üzerinden yine bir mağduriyet yaratma peşindesiniz. Umre'de bile sizi yalnız bırakmayan, attığı her adımda iktidarın bir bakanı gibi davranan Genelkurmay Başkanınız var artık. Ne yapmış bu karargah? Muhalefetin eleştirilerine kendince yanıtlar vermeye çalışmış. Siz de bu yanıtlarından darbe ihtimali çıkarıyorsunuz. Yapmayın, aklınızla alay etmeyin. Tam da 28 Şubat'ın yıl dönümüne yakın bir zamanda verilen mesajın kime yönelik olduğu ortada değil mi? O açıklamada iktidara yönelik tek bir eleştiri var mı? Yok. Amaç açıklamada her vatanseverin yaptığı, ordunun iktidarın dümen suyunda hareket etmesine yönelik eleştirilerine, mahcubiyet hareket etmesine yönelik eleştirilerine, duygu ve düşüncelerine yanıttan başka bir şey yok. Bu zorlama oyuna ne biz ne de halkımız itibar etmeyecektir. Askerinden polisine, yargısından yürütmesine tüm gücü elinde bulunduran, fiilen tek adam diktasıyla iktidar olduğunuz bu sürecin mağduru siz olamazsınız. Bu gerçeği hepimizden iyi biliyorsunuz tabii ki. Buna rağmen mağdur edebiyatına sığınmadığınız ancak mizahın konusu olabilecek şeyleri yaşıyor ve yaşatıyorsunuz.
Bir mağduriyetten söz edilecekse bunlar sivil darbinizin mağdur ettiği işinden, aşından olan yüz binler, hapse doldurduğunuz gazeteciler, akademisyenler, aydınlar, sanatçılar, öğretmenler, öğrenciler, kısacası sizden olmadığı için yok sayılan, ötekileştiren milyonlardır. Üstelik milyonlar bu mağduriyeti yaşarken öyle ikna odaları türünden konuşmaya, iknaya dayalı yöntemlerle mağdur edilmiyorlardı. Bir gece yarısı kararnamesiyle işini, aşını, onlarca yıllık birikimlerini bir anda kaybediyorlar. Terörle iltisaklı olmak gibi son derece muğlak kavramlarla hukuku ayaklar altına almakta, muhalif olan herkes bir anda terörist ilan edilmekte. Ve bunu siz yapıyorsunuz. O dönem rektörlere briefingler veriliyordu. Gereğini yapan yapıyordu. Yapmayan çok çok yükselemiyordu. Oysa siz öyle misiniz? Sadece kin ve intikam duygularıyla hareket ediyorsunuz. Lideriniz dün barış bildirisine imza atanlara hesabının sorulacağını söylemişti ya, bugün hiçbirini unutmadınız. Hukuksuz bir şekilde hepsini kapının önüne koydunuz. Hem de çoğunun 28 Şubat sürecinde mağduriyetler karşısında dik durduğunu, sizin yanınızda olduğunu, sizin için bedel ödediğini unutarak. O dönemde gazeteciler en çok andıçlarla hedef gösterilirdi. Şimdi hoşa gitmeyen haber yapan gazeteci sayenizde aynı dakika işini kaybediyor. Basının neredeyse tamamını kamu kaynaklarından ihaleler verdiğiniz iş insanlarına devrettiniz. Ele geçirdiğiniz havuz medyası aracılığıyla da konuşan, muhalefet eden herkesi tehdit ve hakaretlerinizle hedef gösterip ses çıkaramaz hale getirdiniz. Diş geçiremediğinizi ise yalan ve iftiralarla tutuklayıp hapse dolduruyor. İddianameleri bile aylarca hazırlamıyorsunuz. Gerçekten mazlum olsaydınız bu kadar zalim olmazdınız. Dünün sözde mağdurları, bugünün muktedirleri olarak gerçek darbeci olduğunuzu attığınız her adımda gösteriyorsunuz. İktidarınız, yeryüzündeki tüm darbecileri kıskandıracak ölçüde zulme sahiptir. Yaşadığımız referandum süreci dahi demokrasi konusundaki çifte standardınızı net bir şekilde ortaya koyuyor. Lafa gelince milli irade kavramını dilinizden düşürmezsiniz ama neredeyse hayır kelimesini sözlükten çıkaracaksınız. Kamu kurumlarının il müdürleri personelini zorla toplayıp birbirlerine evet çağrısı yaparken hayır çalışmasını yapan gençlerimiz hemen her gün saldırıya uğramakta. Rektörleriniz evet kampanyasının emir eri rolüne soyunurken hayır çalışması yapan Haziran Hareketi üyelerine siyasi parti olmadıkları için izin vermiyorsunuz. Yüksek Seçim Kurulu mevzuatlarını bir kenara atıp basında eşit temsiliyet ilkesini evet lehine değiştirirken anket yayınlama yasağını da havuz medyanızın istediği şekilde değiştiriyorsunuz. Üsküdar Belediyesi evet kampanyasına müdahil olurken sorun yok. Ama Mezitli Belediye'mizin hayırseverlik çağrısına siyasi mesaj arıyor, billboardlardan kaldırılmasını istiyorsunuz. Biliyoruz. Halkımızın kaderini bir kişiye teslim etmemek için hayır diyecek olması uykularınızı kaçırıyor. Hayırlarımızın çoğalması sizi korkuttukça daha bir artıyor zulmünüz. Bıçaklanıyoruz, dövülüyoruz, tehdit ediliyoruz, tutuklanıyoruz. Hayır dediğimiz için devlet katında terörist oluyoruz ama yılmıyoruz, yılmayacağız. Canımızla, kanımızla direnmekten zerrece vazgeçmiyoruz. Vazgeçmediğimiz içindir ki halen ölmeye, işkence görmeye, tutuklanmaya devam ediyoruz ve bunu göze alıyoruz. 16 Nisan'da hayırlarımız zulüm saltanatınıza son verecek ve birlikte güzel, yaşanası bir Türkiye'nin kapısını aralayacaktır. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Sayın Yarayıcı.